Öyle yani. Çamaşır makinesinde tereyağı yapımı. Bunu izlemek istiyorum ben. Hepsini izlemeyeceğiz. Geçe geçe izleyeceğiz. Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün evde bomba bir tarif geliyor. Çamaşır makinesinde tereyağı yapacağız. Bu tarife bayılacaksınız. Çok eğlenceli bir video ve inanılmaz da lezzetli bir tarif, öyle söyleyeyim size. Bir önceki çamaşır videoda makinesinde Bahri'nin yansıması çıkmıştı ve çok yorum geldi. Ne bileyim, ütüyle yumurta yapan, tost yapan arkadaşlarım vardı da. Ben de bu tarifte böyle Bade ile beraber, yani kızımla beraber bir video çekmeye karar verdim. Böyle başlangıcı bu şekilde yapmak istedim. Şimdi başlat. Öp babayı. Şimdi başta malzemeleri göstereceğim. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyoruz. Hadi bay bay. Üstünden şu şekilde sıyırmanız gerekecek. Tamam. Böyle bunları biriktireceğiz. Biriktirdikten sonra tereyağı yapımına geçeceğiz. Tamam. Bu şekilde ekle. Bunlar herkesin bildiği şeyler. Bu yoğurdun böyle kalitesi bence önemli. Yoğurdunuz eğer böyle yağlıysa performans daha iyi alırsınız. Bir su bardağı yoğurt 250 grama tekabül ediyor ve bunu da bidonun içerisine ekliyorum. Evet efendim. Kaymağı ekledik, yoğurdumuzu ekledik. Şimdi kapağını kapatıyorum. Abi kapağını kapatıp gerçekten çamaşır makinesine mi atacaksın ya? Bunun kapağını çok iyi kapatmanız gerekecek ve sıkıca kapatıyorum. Şimdi de bidonu... Yoksa yeni bir çamaşır makinesi almak zorunda kalabilirsiniz. Bir örtüyle iyice kapatacağız, iyice saracağız. Şöyle bir tane çarşafım var. Çarşafı şu şekilde açıyorum başta. Çarşafın tam ortasına ekledim bidonu ve uç kısımlarını tuttum. Bu ikisini bağlıyorum şimdi. İyice iç içe geçiriyorum. Sıkıca. Sıfıra getirdim. Bidonu iyice sarıp sarmaladım. İyice sıkıca bağladım. Şimdi artık bunu çamaşır makinesine verebiliriz. Ve sarıp sarmaladığımız bidonu çamaşır makinesine ekliyoruz. Kapağını kapatıyorum. Şimdi makinamızı açıyoruz. Şöyle mix ayarına getiriyorum. Şöyle göstereyim size. Sıcaklığı sıfıra getireceğiz. Şöyle. Şu an sıcaklık ayarı yok. Devri de sıfıra getireceğiz. Yani şu an 1000 devirde bu sıkma işlemi oluyor. Bunu da aynı şekilde şöyle düşürelim. 600, 400 ve sıkma da yok. 55 dakika oldu ve bunu şimdi artık başlatıyorum. Çalışmaya başladı. Görüyorsunuz. Şuna bakın ya, çok güzel ya. Sistem muazzam. Yani abi. Muazzam işliyor bence. Düşünsenize 55 dakika boyunca bu şekilde döndüğünü. Olur, bence dönüyor sonuçta. Yani evet. Çok sağlam bir tereyağı bizi bekliyor. Şimdiden heyecanlanmaya başladı. Üzere. Tam istediğim kıvamda artık bunları çıkarıp kullanabilirim. Şurada da bir tane var, onu da göstereyim. Şuna ağırlık var gördüğünüz gibi. Şişe biraz hırpalandı ama sıkıntı yok yani. Son 5 dakikası kaldı. 5 dakika sonra çıkaracağım artık. Evet, son 2 dakikası kaldı. Şişe biraz... Ulan harbiden oldu ya. Harap ya, zaten oldu. Olur da. Tabii, yoksa videoyu ama yüklemezdi. Çok başarılı. Sapsarı bir şey görüyorum ben orada. Son 1 dakika işlemi kullanmış. Sulu buz görüyorsunuz. Bir parça şöyle karıştırayım. Ana adam çamaşır makinesinde tereyağı yaptı lan. Çünkü içerisine ekleyeceğim, böyle rahat bir şekilde ekleyebilmek için buzunu kırıyorum, buzunu parçalıyorum şu an. Şöyle kapağını açayım, şöyle buzunu parçalayayım. İyice parçaladığım tam buzlusu oldu, mis gibi, tam istediğim kıvamda. Şimdi bunu bir kenara alayım. Şimdi tereyağlı bidonu açıyorum. Size şunu göstermeliyim ya. Şuna bakın. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Muazzam olmuş ya. Daha buna soğuk suyunu koymadık. Soğuk suyunu koyunca daha fazla tereyağı birikecek üstte. Şimdi de bu şişenin yarısını bunun içerisine ekleyeceğim. Yani 2 su bardağı buzlu su eklemeniz gerekecek içerisine. Böyle tutuyorum ve içerisine ekliyorum. 2 dakika nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Şişe attım. Şimdi bunun suyunu sıkıyorum iyice. İyice suyunu sıkmanız gerekiyor. İyice sıra buna banyo yap. Yani ciddi ciddi saat neredeyse 12. 12'de bilmem kaç kişi çamaşır makinesinde tereyağı yapım videosu izliyoruz ya. Soğuk su banyosu buna çok iyi gelecek. Uzatmak isterim. Ocağın altını yakıyorum. Tereyağımda bir altını yakıyorum. Köz matiği ocağa ekliyorum. Üzerine ekmeklerimi ekliyorum ve bunları dediğim gibi iyice kızartacağım. Ekmeklerimi böyle çevire çevire iyice kızdırıyorum. Görüyorsunuz, muazzam oluyorlar ya. Çok güzel oldu. Ekmeklerimi iyice kızarttım. Tam çok pozitif bir abi ya. İstediğim gibi oldu. Şimdi çok bunları tatlı. Köz matikten alıyorum. Tereyağımda bir saat buzdolabında kaldı. Aa, tipe bak ya kızının. Badeymiş adı. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Of, şuna bak ya, muazzam ya. Üzerine şu şekilde ekliyorum. Vay anasını. Bir parça sıcak olduğu için şöyle tereyağının erimesini bekleyeceğim. Görüyorsunuz, muazzam oldu ya. İyice eridi. Şimdi en sevdiğim...
üzerine. Bir parça da böyle kekik gezdiriyorum üzerine. Şöyle saplarını çıkarayım. Tereyağından yine alıyorum. Bu sefer fazla alacağım. Üzerine ekliyorum. Şöyle her tarafına yayıyorum. Ekmeğimi biraz nerede ısıtacağım? Mikrodalgada böyle bir 10 saniye ısıtacağım. Getiriyorum önünüze şimdi. Şuna bakın ya, ekmek böyle sıcacık olmuş. Çok güzel ya. Şöyle böyle biraz acı, biraz da kekik girince olayın rengi tamamen değişti. Bomba bir şey olmuş bu ya. Vay anasına. Tereyağını bakın nasıl da içine çekmiş. Şöyle devam edeyim. Bu gerçekten anlatılmaz yaşanır. Dediğim gibi bu kadar böyle lezzetli bir tereyağı daha hayatımda yemedim ben ya. Evet. Çok başarılı. Vay be.